Herkese yeniden merhaba. Biz kalkalı böyle bir yarım saat falan oluyor. Irmak'ın karnına doyurdum ve yataklarımızı toplamaya geldim. Irmak her gece yatağında uyur. Bazı geceler uyanır, su içer. Çoğu gece ise uyanır, yanımıza gelir, yanımıza taşınır. Bazen yastığıyla, bazen nevresimiyle, bazen bebeğiyle. Bazen hem yastık hem nevresimiyle bu gece taşınırken bizim yatağımıza neler getirmiş onları göreceğiz. Bu gece kitabını getirmeyi seçmiş. Normalde bebeğini getiriyordu. Bebeği de herhalde ya getirdi sonra götürdü. Bilmiyorum, şu an hatırlamıyorum bebeğini. Yatağında da yok çünkü. İlk olarak kitabı, ikinci olarak yastığı ve üçüncü olarak çarşafını getirmiş. Bizim odada çarşaf yok çünkü çarşafsız yatıyoruz. İşin şakası bu tabii ki arkadaşlar, ama genelde gece yarısı uyanır uyanmaz su içiyor. İçmediği zamanlarda da yanımıza uykuya geliyor. Bakarız, tamam mı, bardak erik? Sabah sabah pazar alışverişimizi de hallettik. Muz aldık. Şöyle bir kilodan birazcık fazlaydı. Her zaman olduğu gibi yine pazardan, köylü pazarından yumurtamı aldım. Bayağı fazla dolmalık biber aldım. Bir kısmını yapacağım, kalanı da dolaba atacağım. Buzluğa atacağım. Çok güzeldi ve kadının kendi bahçesinden, yani yine köylü pazarından, o yüzden fazla aldım biraz daha. Sonra çilek istiyordu Irmak. Çilek aldım biraz. Bu mevsimde çileğe ne kadar güvenilir bilmiyorum ama istedi diye aldım birazcık. Sonra bu yeşil mandalinalar çıkmış. Ama benim istediğim gibi ekşi değil. Ben en çok bunların ekşi olanlarını seviyorum. Ama mis gibi kokuyor arkadaşlar. Mandalinaya bayılıyorum. Bu yeşil mandalinalara özellikle. Sonra böyle biraz soğan aldım. Evde hiç soğan kalmamıştı. Ve burada da marul var. Kıvırcık marul var. Bunu da köylü pazarından aldım. Birisi kahvaltıma ortak çıktı. Peçete vereyim mi? Halı gerçekten tertemiz olmuş arkadaşlar. Beyaz olunca biraz riskli oluyor, korkuyorum. Çünkü nasıl suyla yıkadıklarını bilmiyorum. Ama bu sefer gerçekten içime sindi. Çok temiz olmuş. Şunları da hafta sonu almıştık. Birkaç parça bir şey var ve genelde İlker'in. Zaten benimki belli oluyor. Şu çiçekli benimki sadece. İlker kendisine şöyle pijama aldı bir tane. Böyle gri bir pijama. Arkasında tek bir cep var. Burası cırt cırtlı bir şekilde. Kumaşı daha çok yumuşacık. Böyle kış için aldı bunları.
şu bir dursun. Önce ilk elinkileri göstereyim. Yine o eşofmana benzer. Yine bir eşofman daha aldı. Bu da böyle lacivert. Çok güzel bir rengi var. Yine kumaşı aynı yumuşacık. Bilek kısmı böyle. Yine bunun da arkada şöyle bir cebi var. Güzel olunca iki tane aldı. Farklı bir rengi olsa bile onu bile alacaktı hatta. Bir de böyle şort aldı kendine. Böyle gri renkli. Gayet rahat bir kumaşı var bunun da. İnce bir kumaşı var. Hatta geçen hafta kendisine yine bir şort gibi, kapri gibi bir pantolon daha almıştı. Onu da getirip göstereyim size. Diğeri de bu arkadaşlar. Bu yıkandı ama ütülenmedi. Ütülenecek. Bu da çok güzel bir kapri gibi oluyor. Biraz daha şort gibi değil. Ve ben de kendime şunu da şöyle yapayım. Neyse şu temiz, o orada dursun. Ben de kendime şöyle bir şort aldım. Böyle beli lastikli, şöyle daraltabiliyorsunuz daha fazla isterseniz. Bence bayağı birçok şeyle kombin edebilirim bunu. Turuncuyla, sarıyla, bordoyla, siyahla, beyazla. Böyle karışık şeyleri açıkçası ben genelde ya siyahla ya da beyazla kombinlemeyi seviyorum. Bunu da çoğunlukla siyahla kombinlerim. Bunları makineye atalım artık. Şunu da alayım. Bunu da ütüleneceklerin arasına koyayım. Hangisini boyamak istersin önce? Zürafa var, at var. Burada ne var? Bu neymiş? Sincap gibi. Bu da fare. Anne bu sincap. Hangisini istersin? Şuna. Atı, tamam. Ben de biraz şurayı toplayayım. Yine dağılmış burası. Ne yapacaksın anneciğim? Bir tane arkadaşıma mektup göndereceğim. Nereden öğrendin? Bir tane televizyonda. Çizgi filmden mi? Evet. Biraz daha büyür. Sana mektup arkadaşı ayarlayalım. Tamam? Hayır anne. Zaten benim çok arkadaşım var. Var mı? Evet. Ben bilmiyordum. Bilmiyordum anneciğim, pardon. Bir tane daha takalım mı? Al bunu da şuradan tut. Tamam. Onu da uzaktan bak şuradan yap. Oradan uçup gitmesin. Bakalım. Tamam bunu biraz aşağıya alayım ben. Şöyle yapalım burayı da. Tamam. Yine şunu astım buraya dayanamadım böyle daha güzel. Yemeklerim pişiyor. Fasulyeyi koydum. Burada da bulgur var. Pirinç pilavı yapacaktım ama vazgeçtim. Biraz kısayım altını. Yaşasın bu kutladığım en harika parti. Ve eğlenceli oyunlar hepsi bir arada. Arakçı tilki bile burada. Ama partiyi daha da güzel yapan ne biliyor musun? Sen. Geldiğin için teşekkürler. Thanks.
Irmak biraz bugün erken uyudu. Az önce anne gel sarılalım falan dedi. Ondan sonra uzandık, televizyon izliyorduk. Kolumda bir baktım uykuya dalacak. O yüzden ben de hemen yatırayım dedim. Yukarıya çıktık, üstümüzü değiştirdik, kitabımızı okuduk ve uykuya daldı. Şimdi uyuyor. İlker daha gelmedi. Çalıştığı banka değişikliğe gitti. O yüzden son zamanlarda biraz mesaiye kalıyor. Ben de bu boşluktan faydalanıp rahat rahat pijamalarımı giydim. Laptopumu buraya aldım. Ve video düzenleyeceğim. Arkadaşlar, YouTube'a uzun süre ara verdim, biliyorsunuz. Sanırım bu yüzden dolayı videolarım herkesin sayfasına düşmüyor. O yüzden sizden öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Daha sonra şu kanalımızın abone ol kısmının yan tarafında hemen bir küçücük zil var. Ona tıklamanızı rica ediyorum. Siz de bu şekilde yüklediğim videolardan anında haberdar olabileceksiniz. İlker işten geldi. Gelirken de elleri dolu geldi. Kayınvalidemler yazlıktalardı. Dün döndüler. Kayınpederim de böyle İlker'e denk gelince sürekli bir şeyler yollar. Allah razı olsun. Yine bir şeyler yollamış. Böyle çekirdek. Ondan sonra şunu yedik bile yani. Çok güzel. Böyle bir şey yollamış. Ve fındık yollamış. Bir de kavun yollamış. Kahvelerimizi de koyayım. Taşabilir bu. Cezvan biraz taşırıyor. Bizden bugünlük de bu kadar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.